Herkese merhaba. Arkadaşlar varroa ilaçlamasını yapmayı unutmayın. Tam vakti bir kez yapsanız yeterli şu anda ilaçlamayı. Şubat'ın ilk haftası zaten beraber ilaçlama yapacağız. Şimdi benim bu ağaçta olan kovanımı ilaçlayacağım. Beraber ilaçlayalım. Evet, altı açık olduğu için biraz sıkıntı olmakta. Evet, şöyle ilaçlayalım. Biraz fazla yapıyorum ama çünkü zaten altı açık olduğu için hemen uçuyor duman. Evet. Bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar, ben dumanı sıkınca arı yukarı doğru kaçtı. Evet, normalde arı aşağılara doğru iniyordu ama yukarı doğru kaçtı. Biraz bekleyeyim. Tekrar toplanır nasıl olsa o yerine. Tekrar salkımını oluşturur. Evet, havalar soğudu arkadaşlar. Yaklaşık bir hafta kadar da soğuk gideceğini düşünüyorum. Çünkü bu soğuklar kar soğuğu. Ben de bunu bekliyordum zaten, kar soğuğunu. Şubat'ın ilk haftası 1'i 2'si olur. İlaçlamayı düşünüyorum. Tekrar varroa ilacıyla. Unutmayın arkadaşlar, zaten telefonumuza Arıcılar Birliği'nden, pardon, Arıcılar Birliği değil, ilçe tarımdan mesaj geldi. Bu güzel bir gelişme, iyi bir şey. Çünkü herkes aynı vakitte ilaçlamasını yaparsa tabii varroa illetinden kurtulmuş olacağız. Arkadaşlar, üzerimde gördüğünüz gibi donör ol, hayat kurtar. Unutmayalım arkadaşlar, mutlaka donör bağışında bulunalım. Hatta dün akşam NTV'de kanalda çıktı. İlik nakli olan bir bayan ve iliği bağışlayan kişiyi gidiyor buluyor ve onunla buluşuyorlar. Kaderlerini değiştirdikleri hastaların gözünde birer kahraman. Yavuz Şenkal da farklı bir konu. Çok güzel. Kök hücre bağışçısıyım ve bir hayat kurtardı. Besleme hastasıydım. Kök hücre bağış sayesinde hayata tekrar tutundum. Gerçek kahramanlar filmlerdekine benzemiyor. Benden alınan bu kök hücre de bir kız çocuğun hayatını kurtaracak inşallah. Donör bağışında mutlaka bulunun arkadaşlar. Şu anda Türkiye'de 80 milyonun üzerinde insan var ve sadece 600 bin, 600 bin, 1 milyon bile değil. Yani 80'de 1 bile değiliz. 600 bin kişi ancak bağışçı. Bu sayının normalde hani 20 milyon olması, 30 milyon olmasını isterdim. Çünkü bir sürü hasta var, nakil bekleyen. Geçen gün trombosit vermeye gittiğimde trombosit verdiğim çocuğun babasıyla görüştüm. Yaklaşık 2 senedir tedavi görüyorlarmış. 1 senede ilik nakli için beklemişler. Tam 1 sene. 1 sene çok bir uzun bir zaman arkadaşlar. Bir hasta bir çocuk için, hasta birisi için 1 sene çok uzun bir zaman. Bazen oluyor da yurt dışından şansımıza çıkıyor. 1 ayda 2 ayda bulunabiliyor. Ama bize yakışmıyor. Türkiye'ye yakışan bir davranış değil. Mutlaka gidip donör bağışında bulunun arkadaşlar. 24'ünde fuarda olacağım arkadaşlar. Ve üzerimde bu tişört olacak. Türkiye'de donör bağışının ne kadar az olduğunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Yani neden yurt dışından donör bulalım? Neden iliklerimiz yurt dışından gelsin arkadaşlar? Neden 1 sene 2 sene beklesin bir hasta? Bir hasta çocuk 1 sene 2 sene normal evinde beklemiyor. Hastanede evet yatıyor bu çocuklar. Sürekli olaraktan tedavi görüyorlar. Benim bildiğim yani 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 sene hastane odasında hayatını sürdüren, ailesiyle bile tedavi gören çocuklar var. Yani eğer ki ilik bulunmuş olsa hastanede 1 ay yatacak, ilik naklini olacak, tedavisini görecek, o hastaneden çıkıp gidecek bu çocuk. Hepinizin desteğini bekliyorum arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.